Sevgili seyirciler, milliyetçi sağ diye adlandırılan kesim oldukça zor günler geçiriyor. MHP'nin mirasçısı MÇP neredeyse ortadan ikiye bölündü. Ve belki de ilk kez Türkeş'in başbuğuluğuna meydan okundu. Deniz Arman dünden bugüne MHP dosyasını açtı ve bu cenahta neler olup bittiğini inceledi. ...80 öncesinde sağın en keskin grubu ülkücülerdi. Silahlanmışlardı ve tüm ülkeye yayılan kanlı çatışmalarda başrolü paylaşıyorlardı. Onlar da kurtarılmış bölgeler yaratıyor, kendilerinden olmayan herkese korku salıyorlardı. MHP ve onun gençlik örgütü Ülke Ocakları denildiğinde akla gelen şiddetti. Yurtta doğmasını düşledikleri kargaşa ile... 12 Eylül aslında en ağır darbelerinden birini MHP'ye ve onun tartışılmaz lideri Alp Aslan Türkeş'e vurdu. Kurulduğu 1969 yılından 1980'e dek... Sistemli bir şekilde büyüyüp teşkilatlanan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları ihtilale iktidardayken yakalandılar. Ancak o günlerde Türkeş'le birlikte tüm ülkücüler 12 Eylül'ün emir komuta zinciri altında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini anlayınca rahatladılar. Her şeyi devleti korumak için yaptıklarına inanıyorlardı. Korudukları devlet onlara sırt çevirmezdi. MHP cezaevi günlerinin başlangıcında o ünlü disiplinini yitirmedi. Parti her zaman olduğu gibi yine liderin etrafında kenetlendi. Türkeş idam istemiyle yargılanacağı duruşmaya işte bu güvenle girdi. MHP'liler de güveni boşa çıkarmadılar. Öyle bir şey yaptılar ki başbuğ duruşma salonuna girdiğinde mahkeme heyeti bile ayağa kalkmak zorunda kaldı. Ama zaman geçtikçe MHP'liler darbenin acısını hissetmeye başladılar. Koruduklarına inandıkları devlet idamlarını istiyor, cezaevinde ağır baskılar uyguluyordu. Kimileri bütün bu gelişmelere tepkisini mahkeme salonuna taşırken, kimileri davayı ve başbuğu sorgulamaya başladı. Ülkücüler arasında 1992'de yaşanacak bölünmenin tohumları işte o günlerde atıldı. 12 Eylül MHP'nin çelik disiplinini kırıp en ağır darbeyi vurdu ve bugünlere gelindi. MHP ciddi bir çalkantı yaşıyor. Lider, teşkilat, doktrin tartışılmaz ilkesini kayıtsız şartsız kabul etmiş. Milliyetçi hareket içinde bazı partiler çıkıp bu ilkeyi çiğnediler. Türk siyasi hayatının parti içi muhalefete sahip olmayan tek lideri. Başbuğ Alp Aslan Türkeş'i eleştirdiler. Teşkilatı eleştirdiler. Doktrinini sorguladılar. Bu hareketin önderliğinde eski Ülkü Ocakları Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yaptı. Partide ipler gerildikçe gerildi. Sonunda Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı MHP'den istifa ettiler. İpler koptu. Şimdi taraflar birbirlerini davadan dönmekle, kısa vadeli siyasi menfaatler kovalamakla suçluyorlar. Oportunist ve kısa vadeli menfaatlere dayalı ve yalnızca siyasi menfaatler elde edebilmek, kısa vadeli menfaatleri gerçekleştirebilmek için kullanılan bir araç haline getirilmiş olması bizim tepkilerimizi ortaya koymuştur. Yani bu iddialar temelsiz iddialardır, gerçek dışı iddialardır. Biz idealist insanlarız. Ve idealimiz için, inandığımız siyasi görüş için her türlü meşakkata katlanmış insanlarız. Ben hayatımda 4 defa sıkı yönetim mahkemelerine çıkarıldım. Turancılık suçlamalarıyla muhakeme edildim. İdamla yargılandım. Kısa menfaatler için şöyle yapmış, böyle yapmış sözü söyleyen için bir talihsizliktir. Şimdi bu çıkışımız sadece Türkeş'in liderliğini tartışmak ya da tartışmamak olarak değerlendirilmemeli. Aslında Türkiye'de bütün lider sultalığına dayalı ve tek kişi anlayışıyla inşa edilmeye çalışılan yapılanmaların hepsinin kırılması lazım geldiğine inanıyorum. Liderin tartışılması partimizin içinde yasaklanmış değildir. Onun için lider tartışılmaz, lider değişmez, siz değişmez dersiniz gibi bir görüş tam gerçeği aksetmez.
Ama şu vardır, siyasi liderlik zor bir iştir. Liderler de kolay yetişmez. Bakın Türkiye'mizde son 30 yıl içinde Sayın Ecevit var, efendim, Sayın Demirel var, efendim, Sayın Erbakan var, ben varım eski liderler olarak. MHP'deki bölünmenin temelinde işte bu düşünce ayrılıkları yatıyor. Yazıcıoğlu, Türkeş'in hükümete destek vermesini, Demirel'le yakınlığını eleştiriyor. MHP mirasının Türkeş'e devredilmesini içine sindiremiyor. Bir yandan da Türkeş'in liderliğini sorguluyor. Yazıcıoğlu ekibi MHP'nin radikal kanadını oluşturuyor. Partinin 80 öncesinde olduğu gibi yine eylemci çizgisini sürdürmesini istiyor. Oysa Türkeş 12 Eylül'den bu yana ılımlı bir politika izliyor. Ama her şeyin temelinde İslam'a bakış açısı yatıyor. Yazıcıoğlu Türkeş'ten çok farklı olarak elbise, Türklüğü arka plana itiyor. Bugün İslam'ı öne çıkartıyor. Misak-ı milli içerisinde bugün hapsedip bizi o dar elbisenin içine sokmak isteyen anlayış, bugünkü Türkiye ve dünya konjüktürü içerisinde, dünyadaki gelişmeler içerisinde milletimizin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Şu anda Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücülüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyet'i yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur bizim. Ama efendim siz İslam birliğine karşı mısınız? Karşı değiliz. İslamiyet'in yayılmasına karşı mısınız? Hayır, karşı değiliz. Ama bu bizim hedefimizin sınırı içinde değildir. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu eski dava arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyor. Türkeş ise bu çalkantılı dönemin en az zararla geçilmesi için tüm ağırlığını ortaya koyuyor.